Yok bebeğim yok eve gitme. Bak sen bana oraya. Elektrik direğinde bir baba. Hemen altındaki parktaysa karısı ve çocukları var. Ancak başta aile olmak üzere herkesin içi rahat. Çünkü tanıyanlar onun bir çılgınlık yapacağına ihtimal vermiyor. 20 yıl sonra katlandım. Bundan sonra da katlanacağım. Bin aşağıya hadi. Hadi. Altı kız babası adam, eşim çocuklarımı göstermiyor iddiasıyla çıktı elektrik direğine. Yeter ki gel, 5'ini sana vereceğim götür. Gel hadi. Yeter ki gel, çocuklar hepsi senin. Gel hadi. Çocuklarının annesinin iddiası daha da ağırdı. Babaları onları çocuk gelin yapmak istiyordu. O korku yüzünden kızlarını göstermedi. Çocuklarımın Güneydoğu'ya gidip erken yaşta evlenmesini istemiyorum. Okuyacaklar, anneleri gibi olmayacaklar. Eğer ben okumuş olsaydım, benim bir imkanım olsaydı ben bu kadar yıl bu adama katlanamazdım. Böyle dedi ancak elektrik direğinde kalmasına da gönlü el vermedi. Aşağı insin diye en çok o çabaladı. Göndermedim çocuklarımı. Ben çocuklarımı korumak için bu haldeyim. Herkes burada günah, Ramazan gününde hadi. Çocuklarsa olan bitenden de babalarının ne yapmaya çalıştığından da bir haberdi. Anne ben eve gideceğim. Yok bebeğim yok eve gitme. Bak sen bana orada işler. Baba sonunda ikna oldu. Direkten inmeyi kabul etti. Bir tartıştık. Gitti jandarmaya. O günden beri jandarma benim peşimde. Buradan belki ben çocuklarla konuşursam da. Babanın çocuklarını görme uğruna çıktığı elektrik direği annenin sesini duyurmasını sağladı. O bir anne ve 6 çocuğu için endişeli. Ne yapabilirim ben bir anneyim. Korkuyorum, bu adam eve gelecek yine aynı şeyi yapacak. Ben bir anneyim. Allah'ım bir paket olsa çocuklarımı içine koysam kimse dokunmasın.